Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, geldik mutfağa. Uzun süredir burada herhangi bir şey yapmıyorduk. Bu arada ses geliyorsa kusura bakma, da cam açık. Bu sıcakta ben camı kapayamayacaktım. Ses falan artık umurumda değil. Gerekirse dibine gelip konuşur. Arkadaşlar bugün bayağıdır mutfakta bir şey yapmadığım için canım çekti açıkçası. Ve artık bir şeyler yapmak istediğime karar verdim. Ve dedim ki bu havada, bu sıcakta. Ki yemin ederim Ankara 40 dereceydi. Bugün 39 dereceyle uyandım. Bakın size yemin ediyorum. Normal bir yemek yapamayacağım için dedim ki bir tatlı, böyle soğuk güzel bir tatlı yapayım dedim. Sonra hatta Instagram'daki yayın kanalımızdan size sordum. Önerebileceğiniz bir tatlı var mı diye. Siz de bir sürü tatlı fikri ya. Hepsine var ya bayıldım. En son bir tanesine karar kıldım. Daha muhtemelen beğeneceğim daha bir sürü tatlı vardı ama bu benim hoşuma gitti. Kendisi daha önce adını hiç duymadığım saray tatlısı. Bu isim bana biraz Alaturka geldi ve demode geldi. O yüzden ben bu tatlı ismini Cloud Palace tatlısı olarak değiştiriyorum. Kendisi çünkü bulut gibi böyle yumuşacık bir tatlı. Cloud Palace iyi bir isim olabilir gibi düşündüm. Böylece tıklanmayı da etkiler falan gibi düşünmedim. Cloud Palace tatlımıza başlıyoruz. İlk defa dediğim gibi duydum ama çok güzel duruyor. Mutfağın şu siyah borularından var ya, gına geldi bana. Bana gına geldi. Şunu da açayım. Oraya geçmeden önce şöyle yapacağız. Şimdi ben şeyimi çıkarıyorum önce, bir tenceremi. Evet. Şimdi Hobby Olog adlı YouTube kanalından yapıyorum. Çünkü onun yaptığı çok güzel gözükmüştü. Takipçim de zaten bu kanaldan attı. Bu hanımefendi o kadar hızlı anlatıyor ve neredeyse hiçbir şey anlatmıyor ki zorlanarak yapacağım biraz ama olsun. Bak. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yapımı çok kolay. Tencereye 5 su bardağı, yani 1 litre sütü alıyorum. 5 su bardağı süt. Yani kaç litre demek istedim, pardon. Bir dakika. 5 su bardağı, yani 1 litre sütü alıyorum. Bu zaten 1 litre ama işte şimdi gerçekten saçımızın resmidir çünkü sos için de süt kullanacağım biraz ve onun için sütüm kalmıyor bunun hepsini kullanırsam. Bu bir şaka mı? Bunun kötü bir şaka olmasını dilerdim. Küçük minik bir süt var, belki o işime yarar sos yaparken. Neyse 1 litre dediğine göre hepsini koyuyorum. 1 litre süt değil mi? Bak kesin değil mi? Biraz fazla şov değil mi sizce de bu sütün hepsini şu an buraya konması? Neyse Hobby Olog hanımefendinin bir bildiği vardır diyerek. Dur, süt böyle konmazdı. Şöyle konarsa hiç yapmazdı. Yalan abi. Ciddi bir şey söyleyeceğim. 5 bardak bence bundan 5 bardaktan fazla çıktı. 1 litre süt bana biraz şey geldi de 1 litre yazıyor yani ne yapayım? 5 bardak. Yani ne yapalım, yapacak bir şey yok. Hayır, su bardağından bir parmak eksik bulunur. Ne? Tencereye 5 su bardağı yani 1 litre süt alıyorum. Klasik su bardağı ile 5 su bardağından bir parmak eksik bulunur. Yani bir su bardağından bir yarım asla ve bir elle bardağı. Bir su bardağından bir parmak eksik un. Yani yazılı olarak yazmasa ben anlamayacağım. Neyse şuna giriyorum. Unumuna baktım da bir şey yok gibiydi. İnşallah yoktur gerçek. Aa benim. Bunlar kirli mi? Aa temiz, tamam. Artık bilgi olduğum için öğrendim. Bunu komple koymuyorum. Şöyle alıyorum. Şöyle koyuyorum. Bunu öğrenmem için 16 tane sizi mutfakta çekmem gerekiyordu. Öğrenememişim belli ki. Telefonumun üstü full. Sıcaktan şu an kendimi karalayacağım. Tamam, sıcağı seviyoruz dedik de bu kadarını da değil ya. Ama yine de size bir şey söyleyeyim mi? Bunu hayvan gibi bir kışa tercih ederim. Ama ben böyle durdukça saçım başım sıcak. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. Tamam, onu da şununla yapalım. Yarımdan biraz fazla dedi değil mi? Bir su bardağından bir parmak eksik unum, tamam. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. Benim matematik. Ve bunda matematik bile yok. Ona rağmen ya bu yavaşlıkta gidersek Eşref amca gibi. 93 yaşında olan ve 14 yaşından beri kahvaltı salonu işleten Eşref amca. Bu yarım su bardağından biraz fazla mı yoksa tam yarım mı sizce? Tık daha, bir tık daha. Tamam. Olduğuna inanıyorum. Şimdi bunları buraya koyuyor muyum? Nedir? Bir şey diyeceğim, bir dakika. Onun toz şekeri bayağı fazla. Yemin ederim görseldekine bakmasaydım böyle bırakacaktım. Hanımefendinin attığı tamamından iki parmak eksik toz şeker. Yarımdan biraz fazla değil. Biraz daha fazla. Görsel olarak görmeseydim mahvolacaktım be hobilok. Böyle şeyler yapıp sonra kendimi suç arıyorum. Benim tarifimde sorun sanıyorum. Böyle şeyler yapmayın. Videoda üçüncü şekilde bir şey atıyor içine ama ne attığını söylemiyor. Ben bana vahiy mi inecek? Ben niye bana söylenmedi? Nişasta mı atıyor ki? Nişasta eminim. Söylemeyi unuttuğu iki yemek kaşığı nişasta da var. Yani ben
herhangi bir izleyen olarak bunu fark etmek zorunda mıyım? Senin bana orada nişastayı koyacağımı söylemen gerekiyordu. Bir klimam olsaydı daha ne isterdim. Ankara'daki evlerde klima çok yaygın değil arkadaşlar. Ankara'da çok yok. Mesela İstanbul'daki evlerde var ama Ankara'da yok. Ben şuna bir atayım artık. Yani bir litre süt bence hala biraz şov ama bence yanlış verdi. 2 yemek kaşığı, yani tepeleme mi mesela? Yani bu da önemli bir detay bence ama. Olarak karıştırarak böyle bir kıvamla gelinceye kadar pişireceğim. Hani kaç dakika çevireceksen onlar yok zaten. Çok kısa ve öz bir video. Karıştıralım. Keşke daha büyük bir tencerede yapsaydım, böyle de yani ağzımıza girdi. Şimdi bu sıcakta yeterince sıcak değilmiş gibi bir de ocağın karşısında geç millet yemek falan pişiriyor. Var ya, anneme o kadar saygı duyuyorum ki senelerce bu kadın yaz kış demeden sürekli bir yemek yapma halinde ve de mesela yapacağı yemeği falan da biliyor, anladın mı? Ne münasebet ya. Bir insan bunu nasıl bilebilir? Ben siz biraz bunu bu arada hiç bırakmadan karıştırmam gerekiyorum. Şu an bırakmam harici. Muhallebi kıvamına gelene kadar bir litre süt bana biraz fazla gibi geldi. Hala oradayım. Neyse, tatlımız güzel olsun. Bir de bu arada şimdi bu tatlıyı yaparken gerekirse 3-4 saat bir bekleme sürem var. 3-4 saat. Zaten benim videolarım biliyorsun. Gecenin birinde falan zaten bittiği için hani bu dedim ki tatlıya çabuk biter dedim. Yine bekliyoruz. 9, 10, 11. 11'de falan ben geri geleceğim. Bunun sonrasını beklerken yaptığımıza değecek bir tatlı olsun, başka bir şey istemiyorum. Bu arada tatilden geldim, konuşayım bari sizle o sırada. Güzel geçti, gerçekten eğlendim. Ben her yaz Alaçatı'ya gitmezsem içim rahat etmiyor. Alaçatı, bak İzmir daha doğrusu, genel olarak İzmir'de. Alaçatı benim için o kadar özel bir yer ki. Yani kendime çok kendim gibi hissettiğim, çok ruhumu bulduğum harika bir yer ya. Yani mesela bir yaz Alaçatı'ya gitmese ölürüm mesela, anladınız mı? Ya başka yerde mutlu olmuyormuşum gibi geliyor. Yani tüm sene Alaçatı'ya gitmek için bekliyorum. Hani bir şey olsun da Alaçatı'ya gideyim diye. Bu arada mekanlar falan, o mekanlar için de değil. Yani mekanları da seviyorum da. Alaçatı'nın genel havası, o sokakları, çarşı falan oralar beni çok mest ediyor. Ama genel İzmir'le alakalı da aynı şeyleri düşündüğüm için bu ses daha fazla beni çok rahatsız ediyor ya. Neyse dur bakalım biraz karıştırayım da muhallebi kıvamına gelince size söylerim. İlginç bir şekilde çok da beklemedim yani şey kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Ne zıttımsa o kıvama geldi. Şimdi hemen bekletmeden tereyağı, bir yemek kaşığı tereyağı koyacağız. Ben de yani o kadar yoktur ki bir yemek kaşığını şununla almak kadar. Dur bakayım. Biraz daha tamam. Okey, oldu herhalde. Yerde şu an full tereyağı var ama bekletmem gerektiği için duramıyorum şu an. Vanilin. Hamur açmadığımız için tık tık gidiyorum farkındaysanız. Yani. Mikserle. Biraz daha pürüzsüzleştirmek için mikserle çöpüyorum. Allah yar ve yardımcım olsun. Abi ben 3 dakika falan karıştırdım. Yeter artık. Üzeri köpük möpük oldu yani. Bu kadar da şov. Yeter. Bıraktım. Şöyle koyuyorum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ne yapacağımı. Burada bardakların içine koyuyoruz. Bunu sonra bardaktan çıkaracağız, tamam mı? Onu dolduktan sonra. Şimdi bunu kullanan normal su bardağı. Yani şöyle bir bardağı koymuş. Benim böyle bir bardağım yok. Diyor ki istediğin bardağı koyabilirsin. İstersen şeye koy dedi. Kahve fincanına. Çünkü benim bardağım çok büyük. Bak mesela şu bardağı olmaz. Ha şu olabilir ama. Buna bu olur. Yarıdan da keserim. Ama bak bu olabilir. Evet. Kaç tane var ama? Bu 6 tane çıkardı bununla. Islak cam bardağı. Tamam şimdi o zaman şöyle yapıyoruz dostlar. Aslında bir şey diyeyim, bak şu bardaklara 1, 2, 3 tane bundanım var. Aslında şuna koysam bunu olduğu gibi kalıp olarak çık ama ikiye bölemem o zaman da biraz. Bundanım 3 tane var. 3 tane daha böyle bir şey lazım. Ha yok, bundan 4 tane var. Şunu kullanayım. Çok kirlenmemiş, şunu alayım. Tamam. Şu bardaklara yapalım. Şimdi bunları hayatım ıslatmam gerekiyormuş. Yani çalkalayıp suyunu boşaltacağım. O kadar yumuşak, görüyor musunuz? O kadar yumuşacık bir şey ki bu, anlatamam. Gerçekten de Cloud Palace tatlısı. Şimdi bunu buraya koymak var ya, ölüm gibi bir şey olacak. Yani saatlerimi alır benim bunları buraya yerleştirmek. Evet,
ezan başladı. Ezan da dinledik yayınımızda. ...maya başladığını göreceksiniz. Ve aziz Allah, ezan da dinledik burada yayınımızda. Sevgili dostlar. Yarısı zaten şeyin dışında. Bardağın dışında yarısı. Tamam, bunların etrafını sileceğim. Tekrar çalkalıyorum. Ben var ya, bunların içinden geri çıkaramam ben bunları. O donacak kalacak. Ben de hiçbirini çıkaramayacağım. Neyse, Allah'tan hayırlısını diliyorum. Aslında Magnolia yapacaktım. Magnolia çok seviyorum ama Magnolia o kadar basit ki. Çok yapmaya uğraşacak bir şey yok. Hatta bende Magnolia kapları bile var yani. Bir kere bile yapmadım. Ama çok basit olduğunu biliyorum. Bir gün inşallah be. Arkadaşlar şimdi 5 bardak falan çıktı, tamam mı? Pardon, 4 bardak yok, 5 bardak çıktı. Bunun bir tek tepesini bir türlü şöyle düzleştiremedim. Ama bu mesela önemli bir detay mı bilmiyorum. Neyse, bunu şimdi streçleyeceğim. Streçle de aram hiç iyi değildir. Eski videolardan bilen bilir. Dünyanın en basit şey gibi gözükse de çok zor bir şey. Hani makasla falan yapmak zorundayım. Tamam, bu bir. Şu elimle de yırtabilirim ya. Şöyle açarım sonra. Kesme yeri var aslında. Niye onu kullanmıyorsam? Neyse, uğraşamam. Şimdi bunlar dolaba gidiyor arkadaşlar. 3-4 saat bek. 4 saat bekletemem. Bu tatlının bitmesi 2 falan olacak muhtemelen. İnanılmaz. Neyse, olmadı. Daha kısa bekletin. Bu da sosunu çıkarmaya yakın yapacağım ama ondan önce bir böyle fındık fıstık bir şeyler kavurmam lazım. Buldum. Bunu yapayım da hemen aradan çıksın mı? Hazır. Kalsın. Ben de o sırada bekleyeyim 3-4 saat. Ne kadar ama yani? Fındık içini şöyle alayım. Yeter mi bu kadar mesela? Az mı çok mu bilmiyorum ki. Tamam, biraz daha. Ha, ceviz. Aslında bisküvi kırıntım da var. Ama onu, ya bisküvim var daha doğrusu. Ama onu komple için onu elimle yapacağım mecbur. Bunları şey yapayım. Asıl da, ha. Nice, bakın. Mesela şöyle mi yapacağım yani? İşte bence var ya, bisküviye gerek yoktu da. Ben zaten un ufak istiyorum ki. Şu an saçmalıyorum gibi geldi. Ya böyle attıkça zaten diğerlerinin yanında kocaman kocaman kalıyor. Bunları salaklık ettik. Şöyle. Bunlar da ezilsin. Güzel. Şimdi bunları şöyle yatay bir yere koyacağım. Elimin ayar diye bir şey yok bende ya. Elimin ayarı yok. Şuna bak. Bu ne ya? Yok elimin ayarı. Şimdi hayatım. 3 saat sonra görüşürüz. Yani ne yapacağım 3 saat bilmiyorum ama. 3 saat sonra görüşürüz. Saat gecenin 1.30. 1.30. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Neredeyse 4 saate yakın bekledim. Artık daha ne yapayım be kardeşim. Şimdi onu çıkarmadan şu sosu yapacağım, tamam mı? Şimdi bu sos ama çikolata sosu çok fazla. O yüzden bunu benim yarım paket yapacağım. Ama mesela ne kadar süt koyacağım ama. Mesela demiş ki normalde bu tamamına sanırım 2.5 su bardağı süt istiyor. Daha kıvamlı sos hazırlamak için 1.5 su bardağı süt de kullanabilirsiniz demişti. Sanırım tüm paketi. Ben yarım paketse o yok işte bende. Yarım süt mü koyacağım o zaman? Yarım süt ve bu mu mesela? Nasıl yapacağım? Bu arada mutfağa inanılmaz ağır bir süt kokusu hakim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Midem bulandı. O bir litrelik sütü dökmeyecektim ya. Ben mecbur yarım bardak süt koyacağım. Doğru mu yapıyorum hakikaten bilmiyorum. Son tüketim tarihi geçmiş. İyi ki bakmışım. Sıçtık, başka süt yok. Başka süt yok. Yani var da bu açık süt yani. Çikolata sos sütsüz yapılır mı? Çikolatalı. Çikolatalı sos sütsüz yapılır mı? En basit ve az maliyetli her şey çikolata ve kremayı kullanmayabilirsiniz. Süt yerine su da tercih edebilirsiniz. Ha, bir demiş ki hazır çikolatayı süt yerine suyla yapsam olur mu demiş. İçerisine vanilya da koyun, sadece suyla çok yaban olur tadı demiş. Hazır sosa neden süt konuyor? Zaten sos sıvı değil mi? Çok doğru. Toz haline satılıyor arzalım. Ben yaptım olmadı demiş biri. Ben suyla yaptım. İçine bir şeker kaşığı nişasta koydum. İçine bir şeker kaşığı nişasta koydum. Sütle yapılan hiçbir farkı olmadı. Öyle mi yapsam? Evde süt kalmadığı için suyla yapsam olur. Ben susuz çikolata sosu yaptım. Bugün internet sus çikolata sosu tarife göre malzemeni koy yap güzel olur demiş biri. Bu olmaz diyenler var ya. Su ve nişastayla yapmayı mı denesem? En mantıklı soru çünkü üzerine bir tık
Sos lazım yani. Bir de şimdi kıvamını da bak bilmiyorum. Zaten süt olsa da ne kadar koyacağımı bilmeyecektim. Bir de şimdi bu çıktı. Şimdi yarım paket. Allah'ım yarabbim. Su bardağı da şimdi benim su bardağım. Dünyada akıllı olmadığı için. Önce ben nişasta koyayım. İlk defa suyla çikolata sosu yapan bir gerizekalı görürseniz işte o benim. Neyse birinin denemesi gerekiyordu. Attım nişastayı. Ha kıvamını da tutturamayacağım bu kenarında işte. Bu ne kadar? Şu an saçmalıyorum yani. Tamam şu bak 1,5 belki bu olabilir. Hı? Normalde 3-4 dakika falan diyordu da. Vay aşırı sulu olacak ya da. Belki de gerçekten nişasta işe yarar ve sanırım kaynamaya başlayınca bırakıyordu. Bildiğiniz su gibi. Normal mi bilmiyorum. Sonradan yoğunlaşacak mı kıvamı ama. Bildiğiniz su şu an. Hiç katılaşacak gibi bir haldeyim. Vallahi su gibi. Çorba. Sos böyle mi olur? Yok da biraz akışkan olması lazım. İlerleme kaybediyor gibi gelmedi. Karıştırırken sanki hani plasebo etkisi mi bilmiyorum ama sanki bir ağırlaşma söz konusu kaynadı mı? Bildiğiniz şu an su kıvamında. Neyse bu biraz şurada bir kalsın bakalım. Biz şu şeyleri bir çıkaralım. Bardaktan çıkacak mı onun korkusunu yaşamaktan canım çıkmıyor. Bunu görmeniz lazım çıkacak mı çıkmayacak mı çünkü bu önemli bir detay. This voice though. Yes! Budur. Budur, budur, budur. Seni seviyorum hayatım. Sayende. Tarifi veren kişi. Harikasın. bir tık vıcık. Biraz daha sanki donabilirmiş. Normalde bunu alıp şöyle şey yapmam lazım. Batırmam lazım. Ama bu elimde parçalanacak gibi. Bir tanesini heba etme pahasına alıyorum. Hop. Hop. Hop hop. Hop hop. Hop. Heh, tamam okey. Tamam yaptım güzel. Ay ay gitme gitme gel. Şöyle. Okey. Burada sosumu karıştırıyorum. Şunlardan açalım. Hadi hayatım. Gelebilirsin. Evet. Hop. Allah. Yes. Tamam. Kırıldı ama idare eder. Tamam. Bir şey değil mi? Bak bir saat daha falan beklese daha iyi olurdu ama o kadar da bekleyemeyiz. Siz 5 saat falan bekletirseniz daha iyi bir sonuç alırsınız. Hop 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 hop. Bu arada bakın şu bardakla olunca daha iyi oldu tipi. Yani uzun bardakta daha güzel olacak. Aklınızda olsun. Şimdi yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi şu yani küçükler şöyle bardaklarda yaparsanız hakikaten daha güzel duruyor. Diğerleri çok geniş oldu yani. Ama zaten bence sunum denen bir olay olmadığı için bak şurada daha net anlarsınız. Şu normal bardak, şu geniş bardakta yaptığım yani. Şöyle olursa daha iyi olur. Şimdi bunlara kaç tane çıkıyor? 3, 4, 5, 9, 10 tane falan çıktı. Şu sostan dökmeye çalışacağım. Sos her şeyi mahvederse çok üzülürüm. Ama yapmak zorundayım. Yani yoğun değil ama çikolata tadı alınıyor ve altına full geçiyor şu an. Şimdi şöyle durması gerekiyordu ama aktı. Abi var ben sunumda kötüyüm. Olmadı şu çikolata biraz donsun bunun üstünde donabilirse ben bunları başka tabağa alıp daha güzelleştireceğim. Rezalet görünüyor. Şu artana bakar mısınız bu arada? Ne yapacağım ben bununla? Buna yapacak başka bir şey lazım. O kadar güzel oldu ki bir de üzerine süslemesi kaldı arkadaşlar. Ben biraz Hindistan cevizi koyacağım. Bu güzelliği taçlandıralım. Bu arada bana şu kırmızılarla yapacak bir şey önerir misiniz yorumlarda? Zaten yarın izleyeceksiniz. Ne kadar? Of, tabağın altı full şey yok. Bunları buzdolabına koyacağım. Bu
yarım saatte şeyin donması gerekiyormuş güzel çikolata sosun. Acaba donacak şeyi var mı? Orada sos da kaldı bayağı. Her şeyi bir elimin ayarı yok gibi şey ayarlayabileyim ya. Arkadaşlar evet artık tatlımı deneyeceğim. Şu çirkinlerden bir tanesini aldım. Bir tane şekilde. Gecenin bir körü. Tadına bakalım. Her şey sos mahvetmiş olabilir. Ondan korkuyorum ama onun dışında göreceğiz şimdi. Güzel. Güzel. Ama şunu söyleyeyim. Ne gibi biliyor musunuz? Muhallebi ve fındık. Yani çok bir olayı yok tatlının. Daha önce hiç yemediğim bir tat değil yani. Ama güzel çikolata tadı hiç gelmiyor. Yani neredeyse hiç. Yani onun dışında kıvamı bilmem ne çok güzel olmuş. Yani bir fal sosu hiç yok bence. Sadece dediğim gibi çok aşinası olduğum bir tat gibi geldi. Hatta bence bir tık Magnolia'yı da andırıyor. Çok benim seveceğim bir tatlanma. Hem böyle kremamsı bir şey. Hem böyle fındık falan. Gayet beğendim. Becermişim. Ya ama mesela bununla bu kadar uğraşacağıma yemin ederim size normal bir kremalı bir şey yapar. Üzerine dökersin böyle. Aynı tat. Hani böyle bunun sarmakla uğraşmayla falan uğraşmana gerek yokmuş yani. Sadece görüntüsü için. Onu da zaten ben beceremedim. Çikolata sosun tadı hiç almıyorum. Ama okey benim için yani. Bence mutlaka yapın arkadaşlar. Yaz için gayet güzel. Soğuk soğuk da böyle güzel gitti. Özellikle böyle dediğim gibi muhallebi kıvamında şeyler fındıklı falan seviyorsanız tam sizlik çünkü benlik bir tatlı. Umarım keyif almışsınızdır aşklarım. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Öpüyorum sizi kocaman. Bye bye.